Hoş geldin. Ne diye çağırdın beni buraya? Sabah öyle bir anda çekip gidince konuşamadık. Konuştuk Kemal. Sen Halit ne dedi onu söyle. Önce beni denemeye kalktı tabii. Ben o söylemeden söyleyince de inandı bana. Halit'e de inanamıyorum yani. Kıymetli kızı varmış. Yıldız konumuz Zehra falan değil. Artık bir karar vermemiz lazım. Ben kararımı verdim zaten. Yıldız, Halit'i mi seçiyorsun yani? Bunca şeye rağmen onunla yaşamaya devam mı edeceksin? Evet. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Ben ne bileyim, sinirlisin diye öyle dediğini düşünmüştüm. Evet, sana sinirliyim. Hem de sinirim öyle senin sandığın gibi anlık falan değil. Bir ömürlük sinirliyim sana. Bir daha da asla güvenmem. Halit'e mi güvenirsin yani? Seninle yarının belli değil. İki gün konuşmadık, seni nikah masasında buldum. Yıldız, kaç kere anlattım, bak kızmıştım sana. Daha nasıl anlatabilirim bu durumu? Bir daha kızarsan ne olacak? Ne yapacaksın? Ben ömür boyu bu korkuyla mı yaşayacağım? Ne yapacaksın? Sevmediğin bir adamla bir ömür mü geçireceksin yani, ha? Halit'leyken başıma ne geleceği belli. En kötü boşanırım. Onun darbesi seninki gibi olmaz. Olmaz değil, seni etkilemez. Çünkü onu sevmiyorsun. Sevince ne olduğunu gördüm. Şimdi bana bir iyilik yap. Ve eğer gerçekten beni seviyorsan Zehra'dan ayrıl. Sana iyilik mi yapayım? Neden? Sen yalında keyifli keyifli otur diye mi, ha? Kemal, Halit zaten şüphelendi. Bu evlilik olmayacak. Zehra ile evlenip ne yapacaksın? Bırak da ona ben karar vereyim. Acıdığın bir kadınla sırf bana inat diye bir ömür boyu evli mi kalacaksın? Yıldız, yapma. Gel bak, her şeyi arkamızda bırakalım. İkimiz de mutluluğu hak ediyoruz. Bak neler yaşadık. Evet, ben mutluluğu çok hak ediyorum. O yüzden seni arkamda bırakıyorum.